Gösterim. Evet, 3. periyot başladı. Darüşşafaka hücumuyla. Darüşşafaka bu hücumdan da faydalanamıyor. Şimdi Fenerbahçe hücumu. ...43-25... ...3. periyoda... ...Fenerbahçe basketle başladı. Bu basketle skor 43-25 oldu. ...44-27... ...7-15 var... ...3. periyodun bitmesine... ...Fenerbahçe önde. Oh!
Hücumlar sayı buluyor. 49-36. Fenerbahçe bir top kaybı daha yapıyor. ...49-38... ...2.50 var... ...2 dakika 50 saniye var... ...3. periyodun bitmesine... ...bakalım alan savunması... ...Daçka'yı... ...kurtaracak mı... Ya da aradaki sayı farkının erimesine yardım edecek mi? Şimdi tam sağ baskı uyguluyor Daçkalılar. Fenerbahçe bu hücumdan da boş döndü. Hızlı çıkmaya çalışıyor Darüşşafaka. Evet, mola sonrası oyun Daçka'nın hücumuyla başlayacak. 49-38 Fenerbahçe önde. Başka bu ucundan da yararlanamıyor. 1.46 var. 3. periyodun tamamlanmasına bu basketle 51-38 oluyor skor. İlk atışta isabet var. 51-39. Evet. 51-40. Fenerbahçe'nin üstünlüğü var oyunda. 1-20 var. 3. periyodun bitmesine. Daçka bir top kopuyor. Atış halinde bir faul bu. İki atış kullanacak Darüşşafaka. 3. periyodun bitmesine 1 dakika var. 51-40 Fenerbahçe üstünlüğü.
43-42 oldu skor. Son 40 saniye 3. periyotta. Açıkadan bir hata daha ancak Fenerbahçeli oyuncular yararlanamadılar. Evet, son 10 saniye. Karşı Şafak'a hücum ediyor. Üçüncü periyot bitmek üzere. 53-44. Evet, son periyoda 9 sayı önde olan Fenerbahçe başlıyor. 53-44. Fenerbahçe üstünlüğü var oyunda. Ancak ilk hücumda hata yapıyor Fenerbahçeli oyuncular. Bu basketbolle 55-44 oldu skor. Fenerbahçeli oyuncu bir de gol atışı kullanacak. Ancak bundan faydalanamadı. Şimdi Darüşşafaka doğuş hücumu. 8-20 var maçın tamamlanmasına. 55-44 Fenerbahçe üstün.
7.39 kaldı maçın tamamlanmasına. 11 sayılık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Skor 55-44. Darüşşafaka'nın alan savunmasına uyarı gelmediğine göre herhalde kural değişti. Üçüncü periyotta acaba ben yanılıyor muyum? Acaba alan savunması yapmıyorlar mı dedim ama dördüncü periyotta baya baya zon savunma yapıyor Darüşşafaka. Bu arada alan savunmasının alan savunması yapıyorlar ama Fenerbahçe'de her topu alan oyuncu potaya gidiyor. .47 var 3. periyot maçın tamamlanmasına. 57-44 Fenerbahçe üstünlüğü. Darüşşafaka bu hücumdan da sonuç alamadı. Bir hatalı yürüme. Top tekrar Fenerbahçe'de. Dakika 51 saniye var maçın tamamlanmasına. Bu basketle skor 57-45 oluyor. Fenerbahçe önde. Aşkım işim var. Acil bir şey vardı ya aşkım. Hayır söyleme. Ben yemeyeceğim. Kendine söyleyeceksen söyle. Tamam hadi bakalım.
5-19 var maçın tamamlanmasına. 57-45. Fenerbahçe'nin üstünlüğü. Altı oldu skor. Maçın tamamlanmasına 4:48 var. Fenerbahçe son 40 saniye bu hücumdan da boş dönmüyor ve aradaki farkı 11 sayıya çıkardı. 68-57. Fenerbahçe üstünlüğü var. Son 25 saniye artık. Berkay Yılmaz topla çıkmaya çalışırken faulle durduruluyor. Fenerbahçe iki atış kullanacak. Son 24 saniye. 68-57 skor. Berkay'ın bu sayısıyla 69-57 oldu. Bu da Fenerbahçe'nin 70. sayısı. 70-57. U14 ligi için 70 sayı oldukça yüksek bir rakam. Sayı yediğiniz zaman bu yaş kategorisinde maç kazanmanız oldukça zor. Son saniye basketiyle 72-59 oldu skor ve Fenerbahçe Darüşşafaka Doğuş'u 72-59 mağlup ediyor.